Menteş'in özgeçmişini okuyorum. Elektrik elektronik mühendisi olan Elmuç Ali Menteş, 1990-2000 yılları arasında yurt dışında çalıştı. 2000-2002 yılları arasında Çukur Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2002 yılında kurmuş olduğu Platon İlişim Akademi'de hala akademisyen olarak görev yapmaktadır. Programımızı gerçekleştirmek üzere Platon Bilişim Akademi kurucusu Elinç Ali Menteş'i kürsüye davet ediyorum. Konuşmamı iki parçaya ayırdım aslında. Birisi internet ve bilişim teknolojileriyle ilgili biraz neler oluyor dünyada, şu anda ne durumdayız, bu sektör neler vaat ediyor ya da daha da değişik bir deyimiyle dünyayı nasıl değiştiriyor, biraz onlara bakalım. Arkasından da bizim firmayla ilgili, Platon Bilişim Akademi ne yapıyor, ne tür hizmetlerimiz var, onlarla değineceğiz. İlk olarak biraz internetten bahsedelim arkadaşlar. Ya da nasıl gözüküyor? Gözükme şekli, yani alınan bir resim. Böyle bir şey gözüküyor. Dünyanın internet bağlantısı bunlar arkadaşlar. Bu gördüğünüz bağlantı, şu aşağı köşedeki şurasıysa sadece şuradan belli bir noktanın alınmış hali. Bu da işte şu kırmızı uçlarla gördüğünüz şeylerimiz. Bundan ilgili tabii çok şeyler var. Bu kadar gelişiyor. Neler olacak? Tehlikeler ne? Faydalar neler? Ya da dünya nasıl değişecek böyle? Mesela bir şey var. Yargı var. Bu internet konusunda uzman kişileri. İşte dünyada 10-15 bin süreçte internet ağına büyük bir saldırı olabilir, olacak. Bu da dünyayı Allah kula görecek bir eylem olabilir diye önlemler alınıyor. Yani böyle bir sisteme müdahale ettiğiniz zaman siz aslında dünyanın sistemine, dünyaya da müdahale ediyorsunuz. Neden? Çünkü bu sistem aslında, yani şu gördüğünüz resmin üzerine oturuyor bütün bugün dünyadaki taşımacılık, bankacılık, gazetecilik, ne bileyim internette görebildiğiniz her şey, hastaneler, okullar, üniversiteler, her şey aslında yani sadece Türkiye değil yani bütün dünya bunun üzerine çalışıyor. Dolayısıyla buna gelecek bir saldırı aslında dünyada Allah kula gelecek bir eylem olabilir. Onun için önlemler de alınıyor ama böyle de bir saldırının %30-40 ihtimalle yapılacağını düşünüyor yetkililer. Evet, internetin ağırlığı. Bu geçenlerde bir konu oldu. Bilimsel dergilerde de internetin ağırlığı ne kadar olur? Ya da internetin ağırlığını ölçebilir miyiz? Video ama ölçülebilir miyim? Ağırlığı 50 gram olarak ölçülüyor. Yani düşünün bunca, dünyadaki bunca bilgiyi 50 gram insan ruhunu da dahil olarak ölçülüyor. 22 gram. 20 gram. 22. Evet. Bir enerji. Evet. İnternetin ağırlığını nasıl ölçüyoruz? Yani bütün dünyayı bakın bu kadar milyonlarca size almadım birçok veri ama 50 grama sığdırabilmiştir. Bunu şurada ölçüyorlar. Dünyada bulunan web serverlar ya da file serverlar yani dosyaların tutulduğu, bilgilerin tutulduğu, sizin de rahatlıkla ilgili puanları vesaire hepsi birer serverlarda tutuluyor. Yani bilgisayarlarda tutuluyor diyelim. O bilgisayarların da hepsinin içinde bu bilgi nasıl tutuluyor? Elektriksel olarak elektriklerden oluşuyor, elektronlardan oluşuyor ve biz bir elektronun ağırlığını biliyoruz. İşte bu kadar server, bu kadar bilgi, bu kadar elektron eden toplamda topluyoruz 50 gram. Yani 50 gramlık bir dünyamız var diye düşünüyoruz. Şimdi bunları neden anlatıyoruz? Çünkü bu sektörün ya da bu teknolojinin dünyayı nasıl değiştirdiği bizim için özellikle de siz gençler için çok önemli çünkü müthiş fırsatlar açıyor size. Yani neden bu kadar büyük olan bir bakalım ya da şu andaki durumda bu dünkü benim aldığım veriler arkadaşlar. Dünyada internet kullanımına baktığımız zaman
tüm dünyadaki internet kullanımının %44'ü Asya'da. Aşağı doğru gidiyoruz. Büyük bir olasılıkla Avrupa ve Asya'da. Tabii neden bu? Bugün çok olduğundan kaynaklanıyor. Ve işte 31 Aralık 2010 itibarıyla 2 milyar 167 milyon kişi internet kullanıyor. Diyebiliyoruz. Büyük bir rakam. Şimdi şu rakamlar daha ilginç. Buraları biraz birlikte bakalım. Biraz en azından bu neye bu rakamları incelemek bizim için niye önemli olur? Geleceğe görmek açısından. Önümüzdeki zamanlarda neler olur açısından. Dolayısıyla sizlerin de bu teknolojilerin ve bu sistemde bir uzmanlık alanı ya da bir kariyer edinmeniz açısından bunlara bakmamızda yarar. Şimdi arkadaşlar okurken bunu şöyle okuyoruz. Afrika'da bir nüfus tüm Afrika kıtasının 1 milyar civarında. İnternet kullananlar 2000 yılında bakın 4,5 milyon. 2000 yılında. 1 milyar nüfus var 2011'deki nüfus tabi bu. 4,5 milyon nüfus. İnternet kullanıcısı var. Bakın internet kullanıcısı 10 yılda yani 2010'dan 2011'in aralığı bu veriler aralığa ait. 2011 aralık verileri 139 milyona çıkmış. Bu ne demek? Aslında Afrika'da nüfusun %13'ü internet kullanıyor. Ve Afrika'da 10 yılda internet kullanımının büyümesi %3000 neredeyse. Ve Afrika tüm dünyanın %6'sı bu. Yani tüm dünyadaki internetin %6'sını Afrika kullanıyor. Şimdi şu Facebook ilginç mesela. Bakın Facebook Afrika'da 37 milyon kişi Facebook. Şimdi bu bizim için buradaki şu rakamlar önemli arkadaşlar. Şu büyüme rakamları yani kitle gerisi tabi nüfus vesaire ama şu büyüme rakamları burada bu teknolojilerin nasıl geliştiğini, nasıl gelişeceğini ve ne tür fırsatlar sunduğunu sizler için belirtiyor. Bence buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın Asya 2000 yılında 114 milyon kullanıcı 2011'de 1 milyar olmuş. Ne kadar artmış? %7. Şimdi Avrupa'ya geldiğimiz zaman Avrupa'da artık kullanım düştüğü için yani 816 milyon nüfus var, 2000'de 100 milyon kullanıcı var, bugün 500 milyon. Yani nüfusun 500 milyon 800'ünde 70'ine ulaşmış neredeyse. Birazdan daha onlarla ilgili ilginç rakamlar var, onlara bakarız. Yani nüfusun %60'ı kullanıyor. 10 yılda %376 büyümüş. Facebook kullanıcısı 123 milyon. Şurayla değerlendirin bunları. Bakın dünyada Facebook kullanıcısı 2011 Aralık itibariyle 800 milyon. İşte bunun 13 milyonu Avustralya vesairede, Güney Amerika'da 145 milyon, 174 milyon. Buradan benim öngördüğüm bir şey var arkadaşlar. Şu anda Facebook kullanıcısı 800 milyonsa bundan 2 sene önce 400 milyon falan. 400 milyonu demek ki 10 yılda %100 artmış. 800. Şöyle düşünüyorum. İleride yani 5-10 yılı geçmeyecek bir sürede bütün dünyanın tek bir yere bağlanacağını düşünüyorum. Yani veya iki yere. Yani Facebook yanında başka bir şey de olabilir. Yani 800 milyonluk sayı şu anda. Yani aynı gelişim hızıyla gitse 2014'te 1 milyar 600'e çıkıyor. Yani benim düşünceme göre önümüzdeki yıllarda bütün dünyanın bilgisayarı kullanabilen herkesi aynı programa bağlanabilecek. Bunun neler geçirecek? Bütün dünyanın aynı programı olduğunu düşünmüyor musunuz? Bir de dil biliyorsanız mesela. Tabii Facebook şimdi bunda söylüyoruz ama bunu şöyle algılamamız lazım. İyi bir şey diye götürülebilir bu ama bizim kullandığımız anlamda değil. Biz de nasıl kullanıyoruz Facebook? Genelde işte chat için, arkadaşlar için, onun resmine bakmak ya da canı sıkıldıysa
İşte orada ağlama duvarı olarak kullanmak vesaire. Ama bu Facebook denen ya da bu programları çok farklı amaçlar için kullananlar. Mesela insanların eğilimlerini ölçmek için. İşte nereye ilgi gösteriyorlar insanlar? Facebook'ta ya da YouTube'da neler öne çıkıyor? Buralardan yola çıkarak bunları siyasi ve ticari fırsatlara ya da kârlara dönüştürenler var. O nedenle önemli. Yoksa evet, bizim için de güzel bir şey. Bazen sevdiklerimizi görüyoruz. İşte bulamadığımızda da görmediğimiz bir okul arkadaşımızı orada bulabiliyoruz vesaire şeyleri var. Ama esas bunları değiştiren arka tarafta onu kullanan, bu beni düşünseniz de 1 milyar kişinin bilgisine erişiyor bu Amerikalı çocuk bunu yapan üniversite öğrencisi. Bu kurdeyi şu anda 27-28 yaşta. Yani o nedenle önemli. Dediğim gibi şuradaki artışlar, bakın Afrika'da 10 yılda %3 büyümüş, işte %200, %150. Kuzey Amerika, burası Kuzey Amerika, bir Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı içeriyor. %150 büyümüş 10 yılda. Yani ne demek bu? Bu dünya sürekli, yani internet dünyası ve bilişim teknolojisi diyelim, sürekli gelişen, büyüyen, dünyayı neredeyse hakikaten sarıp sarmalayan bir teknoloji diyelim. Ve burada, şimdi bu kadar gelişen bir şeyde ne olacak? Tabii ki iş fırsatı. Bu konuda çok genç yaşında benim söylediğim örnekler çok uç bir örnek ama çok fazla fırsatlardan yararlanıp teknolojiyi geliştirip işte zengin olanlar çok. Mesela söyleyelim yemeksepeti.com bilmem kaç milyon dolar kârla sattılar gibi. Yani sizler için de çok fazla bir fırsat ama devam edelim. İşte Avrupa ve Türkiye'yi karşılaştıralım. İnternetin en çok kullanan. Bakın arkadaşlar, burada Almanya, Rusya gibi aldım. Şurada da nüfusun yüzde kaçı internet kullanıyor? Bu bizim için önemli. Bakın şu sant planındaki. Şurada da Almanya'da kaç kişi kullanıyor? Almanya yani nüfusu yaklaşık 80-85 milyon civarında. Arkadaşlar %67, yani 67 milyonu internet kullanıyor. 67 milyon, yani 85-67. Sadece çocuklar kaldı herhalde. Almanya'ya bakarsak şurada, yani nüfusun %82'si. Bunlar neden önemli? Bakalım burada, en düşük Kosova. Avrupa'da en düşük internet kullanımı, nüfusun %20'si kullanıyor Kosova. Bu enteresan, mesela Sırbistan'la karşılaştıralım, %56. Kosova Müslüman bir ülke, Sırbistan Hristiyan bir ülke. Bunun bir önemi de şu arkadaşlar. Bu teknolojileri ne kadar geç kullanmaya başlarsa bir ülke ya da bir kişi, bireyden de bahsediyor. Kişi diğerleriyle arasındaki uçurum o kadar açılıyor. O kadar hızlı açılıyor. Yani Kosova'nın Sırbistan'ı yakalaması gittikçe zorlaşıyor. Bizim de diğerleri, bakın üç büyüklere bakalım. İngiltere, Almanya, Fransa. %70'in üstüne bakın 80 küsur ortalama. %80. Türkiye'ye bakalım. %44'teyiz. Bu ne demek? Türkiye önümüzdeki yıllarda %44 ise şu anda Türkiye'ye en yakın Rusya var. İşte Rusya arkasından kim geliyor? İşte Sırbistan, İtalya. Bunlar biraz daha yakın 65'e kadar ama 44'te İspanya arasında da mesela %20'lik bir fark var. Yani. O da büyük bir fark. Yani bu neyi gösteriyor %44? Önümüzdeki yıllarda biz de şu rakamlara çıkacağız. %80'lere. Yine buradan çıkan sonuç ne arkadaşlar? Çok fazla fırsat var. Neydi? Bilişim teknolojileri. Avrupa ortalaması şu anda %61. Yani tüm Avrupa'da %61 internet kullanırken tekrar geriye gidelim bir slide'da. Dünyanın kaçı kullanıyor? %32'si. Dünyada da çok fırsat. Bakın dünyanın %32 internet kullanıyor. Avrupa tabii bu konuda ileri, %60'ı Avrupa'nın ortalaması. Biz Avrupa ortalamasının altındayız, %44'teyiz.
Ne demek bu? Bu genişlik. Çok fazla daha fırsat var. Bir şey yapalım. Bu konularla ilgili düşündüğünüz bir şey varsa, sormak istediğiniz, internetin genişliği vesaire ile ilgili tek bir şey varsa, ben aynı zamanda network uzmanıyım. Yani internet nasıl çalışır? Buradan attığım bir e-posta nasıl oluyor gidiyor? Dünyanın üzerindeki bir bilgisayarda bir belli bir kişinin posta kutusuna düşüyor. Ya da ben işte Facebook'ta, MSN'de neyse yazdığım yazı nasıl oluyor? Bugün gidiyor Çin'deki bir adamın bilgisayarını buluyor. Üstte bir kültürel işte baskı da var diyelim.
oradan çıkıyor. Yani daha kolay bir iletişim kurma aracı. Kimsenin görmeden, duymadan, bilmeden istediği işini haberleşiyor. Ama işin gerçeği bu. Şimdi birçok ilçede, ilde bir kız ya da bir erkek adresinden, o varlıktan tam herkese reşit diyor. Yani 18 yaşın üstündeki gidip belki de konuşamıyordur. Parkta, pastanede konuşamıyordur ama orada konuşuyor. Bu bir kültürel çelik birincisi. Oradan bir kapı buluyor kendisine. İkincisi, tabii yine bizim kültürle alakalı eğitimle vesaire de bunlar bir dedi. Daha çok bunu bir eğlence ve bir kişisel kendini ifade etme aracı olarak. Bu ikisi birleşince tabii böyle bir Avrupa'da vesaire biz bunlarla yani istatistikler hep öyle diyor. Cep telefonundan SMS kullanımı, Facebook, e-mail haberleşmesinde Avrupa'da 2, 3, 4 buralardayız yani. Hep ön sıralardayız. Ben tamamen bunu bizim kültürel şehrimizle ilgili görüyorum ki. İkincisi de tabii bu teknolojileri gerçekte nasıl pozitif değerler bize göndereceğinde biraz habersiziz. Evet, buyurun, bir sorularımız var. Sosyal paylaşım siteleri, Facebook olsun, Twitter olsun, amaçlarını açıklayabilir misin? Amaçlarını? Evet, ne için bunlar var? Şimdi bunlar ne için var? Web sayfası ne için var? Oradan başlayalım. Web. Yani bir internet sayfası ne için var? Bilgi paylaşımı için var. Birisi internet sayfası açıyor, internet sitesi kuruyor, orada bilgi paylaşıyor. Bir, parayla paylaşıyor. İki, parasız paylaşıyor. Yani bizim firmanın web sitesi var, ne yapıyoruz diyor orada? Bizim firmayı tanıtıyoruz. Bilgi paylaşıyoruz. Yani firma ne yapar, kimler çalışıyor, hangi eğitimleri veriyoruz, bilgi paylaşıyor. İki, bu bilgi paylaşımına geçtikten sonra ikinci adımı bunun ticareti. Nasıl işte? Dediğim gibi yemeksepeti.com çiçek.com yani dünyanın neresinden olursan ol biliyorsun internete hangi yemeği isteyeceksen yazıyorsun kapına geliyorsun. Bu bir ticaret amacı. Üç, sosyal sizin özellikle dediğiniz alanına geldiğinizde kişilerin birbiriyle bilgi paylaşım. Ben arkadaşlarımla bilgi paylaşım istiyorum. Mesela benim de Facebook sayfam var hesabım. Orada mesela düşüncelerimi anlatıyorum. Arkadaşlarım anlatıyor. Bir düşünce alışverişi oluyor. Bu işin bir yönü ama. Bir başka yönleri de var. Dediğim gibi 800 milyona çıkmış bakın orada var. 799 yazıyor. 800 milyona çıkmış kullanıcının bütün bilgileri, fotoğrafları, sevdikleri, beğendikleri her şey var. Bunları alıp bir bilmiş programla süzerek dünyadaki insanların eğilimlerini, Türkiye'deki Facebook'takilerin eğilimlerini ölçüp ona göre ticari karar alabiliyor. Yani birçok yönü var bunun. Bir yönü yok. Güzel yönü var. Kullanılan yönü var. Mesela. Bir önceki slide'da Enlis'te Almanya vardı. Bize 44'tü galiba. Sonra Rusya vardı. İnsan davranışına göre de Rusya %44 ve bizim burada, bu sayfayı diyorsun. Bir slide. Ha, pardon. Avrupa'da. Evet. Rusya burada ikinci sırada. Amerika dağında da alt sırada. Bunlar arasında hiç fark yani. Bu Rusya'da 61 milyon insan internet kullanıyor. Almanya'da 67 milyon, Türkiye'de 35 milyon. Ne? Türkiye 35 milyon bizde internet kullanıcısı var. 35 milyon. Türkiye'nin nüfusu kaç? 75 üstü. 75, 35 kaç yapıyor işte? 44 milyon. O yani. Olan bir de şey, direkt kullanıcı sayısı. Evet. Değilse? İnternet kullanıcı sayısının network adresiyle bir ilişkisi var mı? Network altyapısı dediğimiz arkadaşlar, internet altyapısı dediğimiz işte bu. Şurada gördüğünüz mesela bak, kalın çizgiler var burada. Bunlar çok büyük data hatları. Bunlara biz veri otomanı diyoruz. Ta 1990'ların başında Microsoft dedi ki, Microsoft kurucusu, bildiği
işte bilgi otobanları oluşacak dünyada diye bir hatta bize kitap var. İşte o dedikleri bunlar. Şimdi bu büyük veri yollarını yapmazsa bunlara bağlı şuradaki kullanıcıları internete bağlı. O nedenle dünyadaki altyapı işte fiber, hızlı taşıma teknolojileri, bu bitleri, elektrik sesinden taşıma teknolojileri birçok insanı daha sisteme girmesini sağlıyor. Direğim iş. Evet, başka? Peki, o zaman aklınıza geldiği zaman yine sorabilir. Şeyi geçelim. Evet arkadaşlar, çok sevindim yani böyle bir uygulama yaptığı için düzenleyen arkadaşlar, internet bankasını, Ahmet Bey'in de belirttiği gibi bu yaptığımız konuşma civardaki meslek okullarında gidiyor. Okulda da yan tarafa gidiyor, orada da dinleyiciler var. Bu süper bir şey. Ne sayesinde diyoruz? Değil mi? Konu. Konu bu zaten. O zaman ben uzun yıllardır kademi meslek okuluna da gittim. Kozan'a gittim. Erdem'de, Mersin Üniversitesi. Yani bütün buradaki üniversitelere gidiyorum böyle belli zamanlarda. O zaman bundan sonra bir yerden de her yere gitmeyelim mi acaba? Evet arkadaşlar, sonuç olarak buradan sizin aklınızda kalmanızı istediğim şu olabilir benim. Bu sektör, bu teknolojiler dünyayı çok geliştiriyor, çok fazla iş fırsatı var. Gerek ticari, gerek kariyer var. Yani bu konularda uzmanlaşma olarak çok fazla elemana da ihtiyaç var. Ticari olarak da, ticarete atılmak isteyen, bu konuda kendini iyi hisseden arkadaşlar için de çok büyük fırsatlar var ama uzmanlaşmanız gerekiyor. Buyurun. Veriyor. Mesela ben bir şey biliyorum, uygulama. Şimdi diyor ki, Google'a başvuruyorsunuz. Ya da o size bilgi veriyor, sunuyor işte. Mesela bakıyor, şimdi bir şey sorguladığımız zaman Google'a giriyor, değil mi? Dolayısıyla diyor ki mesela, Osmaniye'nin şu mahallesinden sürekli şu ürün talebi geliyor. Ya da mesela işte Mersin'in şurasından sürekli Adana kebabı isteniyor. Bu ne demek? Demek ki o bölgede şey yok. Evet. Yani kebapçı sıkıntısı var orada. Çok tabii bu şey açık bir örnek ama bunu şöyle düşünüyoruz daha. Okulda milyonlarca aralık Facebook'ta dediğim gibi herkes her şeyi yayınlıyor. Bunları şöyle düşünün. Bir program yazdığını düşünün. Ve bu program bu bilgileri analiz ediyor. Bölgesel olarak, şehirsel olarak, kıtasal olarak. Yapıyorlar bunu. İnanın yapıyorlar bunu. Yani. Analiz ediyor ve insanların eğilimlerini belirliyor. Siyasi eğilimlerini, ticari eğilimlerini, işte sanatsal eğilimlerini, her şeyi belirliyor. Ona göre de artık şey yapıyorlar. Karar alıyorlar. Çok önemli bir şey. Bunun başını söylemişsiniz, bilgilerin artırma büyük bir saldırı olarak ekleyelim. Evet. Böyle bir öngörü var, evet. Büyük yukarıların data şeyleri de, sorularını zaten onun içinde. Peki önlem almıyorlar mı buna? Büyük yukarı. Ya işte bu şey, önlem alıyorsun, öbürü çaresini buluyor, kaldırıyor. Sürekli gelişiyor. İki taraf da gelişiyor. Mesela geçen gün bakın bir olay oldu. Red Hacker diye bir grup var. Bütün emniyetlikten o an 20 tanesi kesildi. Anında kapandı. Mesela. Yani bunların düşünebiliyor musunuz? Hastanelere, bankalara falan saldırıyor. Tabii bunu önlem aldık var. Önlem ama genellikle bizim devlet kurumlarında. Mesela burada da üniversite bilmiyorum ne kadar önlem var ama. Burada da gelip virus'la sisteme girebiliriz. Virus şifresini çözebiliriz. Benim çözen programlar var. Bunlara hacker şey var. Hacker olmak için bir sürü veri var. Adamlar program yazıyor, atıyor piyasaya. Ulan mesela kom
şey yap. O bilgisayara giriyorsun, orada bir program çalıştırıyorsun. O program çevresindeki, eğer üniversiteye girdim ben bir program, bir bilgisayara bir programı yerleştirdiysen, o program artık öbür bilgisayarlara sayılır. Yani ne diyorum lan? Virüs. Yani program aslında virüs. Böyle yayılıyor yani. Bunlarda çok şey var. Teknolojilerine, bilgisayar teknolojilerine, bilgisayar teknolojilerine nasıl veriyoruz?
Bir, kendi bilgimiz var hocalar vesaire. İki, Microsoft bu teknolojileri biliyorsunuz dünyanın yazılım konusunda lider bunlardan. İşletim sistemleri konusunda lider bunlardan. Cisco rekabını yeni biliyorsunuz. Bu da ağ cihazları üretiyor. Yine o resme gidiyorum. Ne kadar önemli bir resim şu. Bu resme gidiyorum. Cisco arkadaşlar şu gördüğünüz noktalardaki cihazları üretiyor. Yani bu bağlantıları sağlayan, kabloların uçundaki cihazları üreten, yani oradan gelen bir paketi, bilgiyi ya da işte bitleri alıp yorumlayan, aa ne geldi falan diye bir cihaz üreten dünyanın lider firmalarından birisi, Cisco. Onunla çalışıyoruz. Gerek firmalara danışmanlık ve sistem kurulu, gerek eğitim olarak ortağı. Aynı zamanda tabii Türkiye'de Eğitim Bakanlığı'na bağlı Word Excel kursları var biliyorsunuz. Bilgisayar işletmenliği veriyor bunlar. Ona da değinelim. Her vatandaşın, her kişinin okuma yazımı biliyor ki Word Excel ya da normal bilgisayar kullanımının yani bilgisayar işletmenliği eğitimi alması lazım. Üniversitelerinde var ama birinci sınıflarda. Birinci sınıflarda var. Bunu almak lazım ama almak dersten geçmek demek değil. Onu iyi kullanmamız lazım. Burada herhangi bir bölüm bitirdiniz. Mühendis olsanız dahi şefinize, müdürünüze ya da benim gibi bir slide sunacaksınız. İşte bunu hazırlamak gerekiyor mesela şu slide'lar. Ben çok iyi bilmiyorum bunu ama işimi görüyorum. Yeter. Çok da güzel olmasa da en azından sade bir slide hazırlayabiliyorum. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bu artık okuma yazmayla eşit olmuş bir durum. O nedenden mutlaka nasıl bir İngilizce mutlaka bilmek gerekiyorsa bu da şart. Bunun yanında arkadaşlar, şimdi dünyada şöyle bir durum var. Bilimsel, yani üniversitede öğrendiğiniz bilimsel bilgiler, teknoloji bilgileri var bir. Orada bir gelişmeler var. Bir de bunları alıp uygulayan firmalar var. Şimdi firmaların geliştirdiği teknolojiler çok hızlı geliştiği için üniversiteden çıkan birisi teknolojileri öğrenmemiş oluyor. Üniversite aslında bana da göre bunu yapmalı. Üniversitenin asıl işlevi insan beynini bir hamur gibi almalı. Ona ileride her türlü şekilde alacak bir eğitim verilmeli. Bunu temelde bana verir. Yani üniversite dediğimiz öğretmemeli, eğitmeli. Nasıl eğitmeli? Bizim beynimiz öyle bir hale gelmeli ki İleride kendi kendimize öğrenebilmeli, kendi kendimize düşünme metodunu geliştirebilmeli. Dolayısıyla üniversiteden çıkan birisinin arkadaşlar piyasada gerek meslek yüksek okulu mezunları olsun, gerek bilgisayar mühendisliği, gerek fizik mezunu vesaire diyelim. Bundan çıktığında direkt piyasada çalışacak durumda değiller. Çünkü piyasa başka bir şey istiyor. Bizden o üniversitede gördüğümüz matematikleri, formülleri istemiyoruz. Onların sonunda başka bir şey istiyor. O tecrübe olmadığı için bakın bu firmalar ne yapıyor? Özellikle bu Cisco ile Microsoft kendi teknolojiyi sanayide kullanıyor. Bakın demin o sinir sisteminde gösterdim. Cihazlar var. Microsoft'un işletim sistemini herkes kullanıyor. Elbizde yanan vesaire. Dolayısıyla onların bir de sanayide kullanıldığını düşünün. Server'lar var mesela. Bunlara yönelik eğitim programları oluşturulmuş. Ve bunlar da piyasada çok tutan eğitimler. Nasıl? İşte bir bilgisayar mühendisi olsun veya meslek yüksekliği veya lise mezunu olsun. Alıyoruz bunu. Böyle bir eğitimden geçirerek piyasanın istediği, piyasada çalışacak bilgiyle donatıyoruz. Peki bunu donatıyoruz biz ama bunu çocuk nasıl kanıtlayacak öğrenci gittiği yere? İşte onunla ilgili de adamlar ayrıca bir sınav sistemi. İki tane sınav sistemi var. Bir VUE diye sınav sistemi. Bir de Prometric diye. Prometric, Microsoft, HP, IBM, işte aklınıza gelen Nokia, Ericsson bilmem ne bunların sınavlarını yapar. Yani Nokia'nın da Alcatel'in de mesela belli konularında uzmanlaşmak isteyen gider bunun sınavına girer, sertifikasını alır. Yine Cisco VUE ile çalışır mesela. O da bir sınav sistemi. Bu da yine Cisco'nun eğitim sınavları var. Ayrıca o da yine başka firmaların, Java'nın vesaire sınavlarında
yapabiliyor bunlar. Yani bundan ne sonuç çıkarıyoruz arkadaşlar? Lise mezunu, meslek okulu mezunu, mühendislik mezunu çıktığı zaman piyasadaki bilgilerle donanmak için geliyor bu eğitimleri alıyor, arkasında sınava girip kendi o alanda uzman olduğunu belgeliyor. Ha bundan çok fazla da para kazanıyor bunlar. Bunu da söyleyeyim. Yani böyle bir şey getirmişler ama yani faydası var alan için ama firma için de hakikaten mesela Microsoft sınavlarının taneti 100 dolar. Aha işte öyle bir sertifikan olduğu zaman ve içinde doldurduysan firmalarda sana bu konuda uzman diye bakıyor. Bu açıdan önemli. Platon olarak da aynı zamanda 2005 Çukurova Üniversitesi'nde Teknokent kuruldu. Onun da kurucu üyelerinin şirketlerinden biriyiz. Ortağız yani hissemiz var. Ben de şu anda gerek bir kurucu. Teknokent'te gerek öğrenci gerek diğer firmalar için kolay, daha doğrusu belgesiz vesaire olanaklar sunan bir teknoloji merkezi. Evet. Şimdi bu eğitimlerin arkadaşlar uluslararası bir eğitim adları var. Mesela sistem uzmanlığı Microsoft'un işletim sistemleri var. Yazılım uzmanlığı şeyi var. Veri tabanı bilgileri var. Mesela Cisco'nun network konusunda işte temel network var. İleri düzey CCM biliyoruz buna. İleri düzey uzmanlaşmak isterseniz o var. Onun arkasından mesela güvenlik eğitimi var. İşte bir saldırılar var etrafta. Ne yapacağız sen firmanın network yöneticisi olarak? İşte güvenlikle ilgili eğitimlerimiz var. Kablosuz ağ eğitimleri var. O konuda uzmanlaşmak isteyen. Buraya yazmamışım ama voice var mesela. Ses eğitimi. Artık telefonlar biliyorsunuz. Telefon sistemi artık eski teknoloji kalıyor. İşte Skype ile nasıl sesle haberleşiyorsanız artık şirketlerde de telefonla VoIP telefonlar diyoruz. Voice telefon diyoruz. IP phone diyoruz. IP telefon diyoruz. Onlarla network'ü aynı zamanda ses içinde kullanıyor. Onlar var, onlara yürüyoruz. Eğitimler var. Web ve grafik tasarımı ile ilgili eğitimlerimiz de var. Daha var. İşte Max, Client gibi birçok şey var. İngilizce yok. İngilizce vermiyoruz ama onun yanında Rusça ve İspanyolca veriyoruz. Çünkü bunların da artık İngilizce herkesin öğrendiğini düşünüyoruz. Ama Rusça direktle Türkiye'nin Orta Asya'yla ilişkilerin artmasından dolayı arkadaşlar önümüzdeki yıllarda sizin yerinizde olsam Almanca mesela öğrenin. Almanca, Fransızca öğrenme, İtalyanca öğrenme ama İspanyolca veya Rusça'dan birini hatta daha da sofistikeyseniz Çince bile öğrenebilirsiniz. Çünkü dünyanın iyileri, ülkelerin sonra Çin olacak deniyor. Bugün Amerika, niye bugün herkes İngilizce konuşuyor? Bakın 1800 yıllarında Türkiye'de en başta bilinen bir Fransızca. Niye? Çünkü o zaman Avrupa'da Fransa şeyle bizimle ilişkilerimiz var. Türkiye'de İngilizce bilinen. Şimdi İngilizce niye? Dünyada başka Amerika olduğu için o. Yarın Rus olursa Rusça, Çin olursa Çin. O nedenle ikinci bir cümle bu kafa yayın. Bunlardan biri önemli. Şimdi Microsoft'un bir sertifikası arkadaşlar sistem engineering diyorlar buna, sistem mühendisi diyorlar veya adı MCITP işte Microsoft Certified IT Professional yani bilgi teknolojileri uzmanı Türkçesiyle IT demek information teknolojiden geliyor diyorsunuz. Şimdi bu ciddi bir uzmanlık sertifikası arkadaşlar. Bunun içerisinde biz işte Windows 7'nin 7'yi kullanıcı olarak değil ama yönetici olarak Windows 7'yi öğreniyorsunuz. Listeleri ayırma vesaire, kullanıcı hesapları oluşturma vesaire. Yani sizin kullanıcıların ötesine geçen güvenliğinden tutun, internet bağlantısına kadar birçok özellikler olan bir Windows 7 anlatımından işte onun server sistemi, server biliyorsunuz bir ağa da yönetmek için bir sürü program üzerinde barındıran bir işletim sistemidir. Server işletim sistemi yine onun Microsoft cihazlarının daha doğrusu işletim sistemlerinin network'le bağlantısını yönetecek network eğitimi. Artık bunun üzerine güvenlik veya işte e-mail programları var diye yine Microsoft'un Exchange Server diyoruz, güvenlik var, İzaz Server diyoruz gibi programlarını verdiğimiz MCITP sertifikası var. Bu eğitim yaklaşık 180 saat sürüyor arkadaşlar. İçerisinde 3 sınav var.
Tüm sınavı geçtiğinizde Microsoft sistem mühendisi, sistem uzmanı oluyorsunuz. Tabii o sınavları geçmeniz gerekiyor. Artı ek sınavlarda da uzmanlığınızı geliştirebiliyorsunuz. Bu ne demek? Bir firmaya gittiğinizde oradaki işletim sistemlerinde çıkacak bütün problemleri çözer hale geliyor. Bu bir küçük otel olabilir, bir devlet kurumu olabilir, bir üniversite olabilir. Dolayısıyla firmaların talep ettiği bir program. Veri tabanı yöneticiliği var. Veri tabanı ne için önemli arkadaşlar? Şimdi şöyle söyleyelim bakın. Bilişim dediğimiz zaman ya da bilgi teknolojisi dediğimiz zaman iki tane şey gelmeli aklımıza. Bir bilginin bir noktadan bir noktaya iletişimi. Bunu network sağlıyor. Onun için network uzmanlarına çok ihtiyaç var. Her zaman var. Yani buradaki bir bilgiyi ben ne yapıyorum? Ankara'ya gönderiyorum. İstanbul'a ya da Çin'e ya da bilmem nereye bilgisayarlara gönderiyorum. Buna biz telecommunication ya iletişim diyor. Bir de bilginin işlenmesi var. Bilgi bilgisayara geldikten sonra milyonlarca bilgi. Ben şimdi burada salondaki insanların isimlerini, doğum tarihlerini bir dosyaya, fayla yazdıktan sonra dosyaya bunun üzerinde bir sürü işlem yapmak isteyebilirim. Mesela işte baş harflerine göre sırala A'dan Z'ye olan isimleri. Soy ismine göre sırala. İşte telefon numarası, işte mesela ismi Ali olan kaç kişi var? Buna da bir bilgi işleme diyoruz. Yani bilgi iletmek, toplanan bilgileri de işlemek. Bunun ikisine birden ne diyoruz? Bilişim diyoruz. İşte veri tabanı burada o bilginin kaydedilmesinde rol alan bir yazılımdır ya da programdır. Yani biz mesela SQL, Excel, Word de aslında bir veri tabanı gibi düşünebilirsiniz. Ama onlar çok ilkel. Bunun yanında SQL gibi, Oracle gibi bilgileri sistematik kaydeden programlar var. Milyonlarca bilgileri. Mesela şöyle düşünün. Üniversite sınavına giriyorsunuz, TC numaranızı veriyorsunuz. Ne çıkıyor? Hangi bölümü kazandın? Kaç dersten geçtin? Nasıl çıkıyor bu? Çünkü sizin bütün bilgileriniz o numaraya ait bir veri tabanında sıralanmıştır. Ve o veri tabanı sistematik olarak bilgi çekmeye elverişlidir. İşte bunu yapan veri tabanı programlarıdır. SQL Access en basit diyelim. SQL, Oracle gibi vesaire. Çok farklı daha bildiğiniz gibi veri tabanı sistemleri var. Bunlarda da uzlaşmak arkadaşlar, uzmanlaşmak sizin için güzel bir kariyer olur. Çünkü artık her yerde program çalışıyor. Ne demek? Her yerde veri tabanına ihtiyaç var. Bunun da sınavlar var. Bunlar geçtiğiniz zaman veri tabanı yöneticisi unvanı alıyor. İyi bir sertifika. Yazılım uzmanı, işte yazılım ne yapar arkadaşlar? Yazılımda bu verileri demin anlattığım şekilde bize sunulmasını sağlar. Yani verileri bize istediğimiz gibi sunar diyelim. Tabii siz onu işte programlamanız gerekiyor. Ya da verileri kullanıcıdan alırken devreye girer. Yani bilgisayarla aramızdaki ya da veri tabanıyla aramızdaki araç olarak da yazılımı düşünebiliriz. Yazılımın artık olmadığı yer yok zaten. Her üretilen cihazlar bir şekilde bir yazılım var. Bizim de burada verdiğimiz dakika teknolojileri var. Son gelişmiş teknolojiler diyelim. En son teknolojiler. C-Sharp gibi diller var. ASP gibi diller var. Bunları veriyoruz. Bunların da sınavları var arkadaşlar. Bunları geçtiğimizde de yine yazılım uzmanı olabiliyorsunuz. Ne demek bu? Bu eğitimi alan birisi aslında piyasaya çıktığında programlama yapabilir hale geliyor. Niye? Çünkü üniversitede genellikle alıyor bu eğitimi. Mühendisler de alıyor, bilgisayar mühendisleri de alıyor ama sınıfı geçmek için alıyor. Ve iş yerine gittiği zaman hadi şu programı yaz dediği zaman oradaki işte şeyi, proje bildiri orada kalıyor. Onun için biz onu ne yapıyoruz? Gerçekten programlama yazılıyor anlamıyoruz. Tabii belli bir deneyimimizi veriyoruz. Network alanına geldiğimizde arkadaşlar ilk sertifikamız CCNA dünyada çok meşhur bir sertifikadır. Network'ün temeli. Yani demin anlattığım internet, yani burada yazdığım bir SMS, MSN
mesela CNN'e alan birisi bir küçük bir firmanın ağından orta bir firmanın network ağını kurup yönetecek seviyeye geliyor. Yani bunların içinde ne var? İşte network'in temelleri dediğimiz TCP/IP, IP adresi nedir, IP adresi mask'ı nedir vesaire. Uzak cihazlar birbiriyle nasıl haberleşir? Yakındaki bir cihazlar bir nasıl haberleşir? Bir kampüste bilgisayarlar birbiriyle nasıl haberleşir gibi. LAN, WAN, switching, routing diyoruz bunlara işte. Ve internet nasıl altyapısı nedir? Buna bakıyoruz. Ve bunlarla ilgili cihazların konfigürasyonu yani ayarlanmasına, düzenlenmesine yönelik bir eğitim. Bu eğitim dünyada çok tutuluyor. Çok tutulduğu için Cisco bunun sınav ücretini sürekli arttırıyor. Şimdi en son $250 bu sene $300 yaptı. Düşünüyor musun? Bir sınava girdi $300. Ama tutulan bir sertifika. Yani bunu alan birisi de bunun içini de dolduran hakikaten. Yani sertifika almak tek başına önemli değil. Hakikaten bilgiyle bunun için dolduran birisi de işsiz kalmaz. O da var. Yani $300 verir, $300 verir de belki ama işsiz de kalmıyor. Onun biraz daha ilerisi, daha uzmanlaştırmayı gerektiren CCNP dediğimiz bir eğitim var. Bu da yine dünyada çok tutulan bir eğitimdir. O başlangıç eğitimdir. Bu biraz daha üstü. O 60 saattir arkadaşlar bu eğitim. Demek ki CCNP. Bu eğitim 120 saattir. Adana'da bir bunu açıyoruz. Bunların ikisinde bol bol. Bu biraz daha az açıyor tabii. Genelde buna meslek okulu lan bu konulara eğildi ve bilgisayar elektrik mühendisleri geliyor. Ama diğerleri lise mezununda alabiliyor bu mesela. Bunda da işte ISP'ler, işte Türk Telekom nasıl çalışıyor mesela? Büyük bir networklerde çözüm, problem çıktığında nasıl çözeriz? Ağda çıkan çok şeyler. Yine internet altyapısını daha inceliyoruz. Yine orada önemli şeyler var, cihazlar var, daha sofistike cihazlar var, onlara bakıyoruz. Bildiğimiz DSL internet teknolojilerine de, internet bağlantı teknolojilerine de aldık. ADSL, GDSL gibi. Bunları da ayrıntılı olarak anlatıyoruz. Evet, şimdi bunlar daha sonra size daha cazibeli gözükecek şu kariyer öyküleri diye. Bunlar hakikaten benim sevdiğim öyküler arkadaşlar. Bunların hepsini ben çok yakından tanıdım. Arkadaşım gibi doğmuşlar gibi birçoğu. Birkaç tanesinin şeyini yapalım. Saatimiz kaç dakikamız var acaba? Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar, bu öyküler benim için önemli. Hakikaten enteresan şeyler. Mesela nereden başlayalım? Benim için İngilizce'de Mesut Ulaş'tan başlayalım arkadaşlar. Bu arkadaş şimdi 2005 bize geliş tarihi. Şimdi bu arkadaş bize geldi Hatay'ımız. 4 doğumlu kendisi. Lise mi? Şimdi bize geldiğinde böyle internet kafelerde geziniyordu. O da bakıyorsun ne oldu yani. Meraklı da bakıyor işte internet kafeler işte bilgisayarlar birbirine nasıl oluyor, internete nasıl giriyor falan filan ama bilmiyor ne olduğunu ama yani. İşte kabloyu oraya takarsan, online oraya takarsan işte buradan bilgisayarlara böyle yaparsan internete giriyor falan. Bu mantıklı. Şimdi biz bunu aldık, sistem A olmalı. Yani hem işletim sistemleri, server nedir vesaire onları anlattık. Onun içinde tabii biraz da A eğitimi var, onu da verdik. Adana'da bir bilgisayar firmasına girdi. Bir süre orada çalıştı. Orada biraz bilgisayar takış çekme ve bilgisayar sattığı firmalara, fabrikalara destek olarak çalıştı. Kendini çok iyi geliştirdi ve yaklaşık 400 yıl falan geçti bildiğim kadarıyla. Şimdi şu anda Adana'da Borusan yani DNV'nin bilgi işlemi yönetiyor. 5 yıllık orada çalışıyor. Lise mezunu. Bu çok güzel bir örnek. Yani bu çocuk internet kafelerde falan dolaşan işte bilgisayarı sökmüş takip 50 lira alan falan bir çocuk. Çünkü 5 yıllık bir kariyer olan bu konularda uzman. Yani bunun bu örnek ne için önemli bize? Bitirdiğiniz okul önemli. Ama o kadar da önemli değil. Belli bir konuda uzmanlaşmak için. Yani biraz analitik düşünme yetimine, biraz zekasını, kafasını çalıştıran birisi bu konularda çok güzel yetişir. Bu önemli birisi bir şey.
bu örnek. Barış Soytürk, bu da benim için güzel bir örnek, bu da zıttır. Bu arkadaş Türkcell'de, Vodafone'da çalışan elektrik elektronik mühendisi bir arkadaş çalışıyor. Bizden geldi, en ileri network eğitimini aldı, TCM. En ileride de network eğitimini bu. Bunu aldıktan sonra, niye aldı onu da söyleyelim. Şimdi bu telefon konuşmalarımız, ses iletişimi, cep telefonlarının daha doğrusu ses iletişimi, eski bir sistem üzerinden iletilir telefonlara, bazı istasyonlarına falan filan. Artık o firmalar onu bırakıyor, ne yapıyor? Kendi networkleri var, bildiğiniz network, yani sizin bilgisayar networkleri. Cep telefonundan sizin sesiniz de artık voice dediğimiz işte, voice over IP denen bir konu bu. Oradan iletilmeye başlayacağı için, teknoloji oraya kaydığı için, bu çocuk geldiğinden, hocam dedi ben en iyi bunu almak istiyorum, çünkü bizim firma buraya kaydı. Bu eğitimi aldıktan sonra, İstanbul'da bu network konusundaki yeni gelişen o projeye geçebildi. Çünkü o eğitimi almayan ya da o konuda uzmanlaşmayan birisi almıyor da oraya. Bakın iki uç örnek bu. Bunların arasında bakalım. Mesela Oğuzhan Batman, bunu daha geçen gün işe yerleştirdik arkadaşlar. Bu da meslek kurumunda okuyan bir hale. Ama uzaktan derslere gidip geliyor. İstemeyeceğim sayılır. Biz bunu yazılım alanında yapıyoruz. Çok güzel SQL öğrendik, C# öğrendik, ASP'de yapmak öğrendik. Ve geçen gün çok güzel bir fırsat çıktı. Bir bilişim, biyomedikal firmasında SQL uzmanı arıyorlar. Oraya gittik, 200 lira maaş. Lisem mezunuyum. STK'sı var mesela. Enteresan bir daha. Lisem mezunu olmak açısından. Mesela şu Cevahir Biber. Bu da benim için önemli bir örnektir arkadaşlar. Bu çocuk meslek lisesini programlamayı bitirmiş ama iş bulamamış. Ne yapıyordu? Yazları Antalya'ya gidiyor, garsonluk yapıyor. Kışın geliyor, meslek yapıyor. İşte nasıl olmuş? Ne yapıyor? Bizi bulmuştuk diye bir şey. Geldi biz bunu önce işletim sistemlerini öğrensen dedi. A'dan önce. Öğrendi. Biraz zor geldi herhalde. Şey yaptı. Ben dedim devam etmeyeceğim, bırakacağım dedi. Tamam dedim, sen biliyorsun. İkinci, yani bir ağır yönetimim tamam, sana iş bulurum tamam. Yok, bıraktı. Gitti, pişman olmuş, tekrar geldi. Ben de tekrar kayıt altından tutuyordum. Aldık bunu tekrar kaydı. Bir ağır uzmanla eğitim verdim. Süper. Çocuk da meraklı, yani sevdi de olayı. Güzel çalışmaya başladı. Derken Mersin'de bir hastaneye taşeronluk yapan bir firmaya gitti. Bilgisayar destek uzmanı olarak. Orada çalıştı. Derken sınavlarına girdi. Bunların sertifikasını aldı. Ve arkasından işte kariyerine falan filan derken şeyde İstanbul'da Haliç Hastanesi'nin bir işlerinden çalışma alanı. Çünkü de başvurmuş. Bakmışlar eğitim, sertifikası falan. Oraya gidiyor. Orada çalıştı bir yıl kadar. Sonra beni aradı. Hocam dedi Pegasus dan bir iş teklifi aldım. Ne diyorsun? Geçin dedi. Ne iş teklifi? Şöyle söyleyeyim. Yani kendi alanıyla ilgili. Sıkıntı var. Hemen geçtim. Çok büyük bir madde olur senin için. Geçtim. Hala orada çalışıyor. En son 2,5 milyon maaş alıyor. Geçen gün bir daha aradı. Hocam dedi, Les Ottomans diye bir otel var İstanbul'da. Bu. İşte İstanbul'a mesela kim gelirse ünlü bir artist gelirse yabancı bir Brad Pitt ya da Angelina Jolie ile mi yani orada kalıyorlar bunlar. Tamam. Şimdi o otelin bir işlemleyen uzman aramıyor. Çocuğa teklif etmişler. Dedikleri teklif 1500. Bunu niçin de var? Bakın bir meslek yüzeyi bunu mezun demek ki doğru hareket ederse 3500 liraya kadar maaş alabiliyor. Ama kabul etmedi. Çünkü orada dedi hocam dedi ne olur ne olmaz. Otelde artık Pegasus büyük tabi orada. Pegasus dediğimiz zaman orada bir bilgisayar çalışan demek. Pegasus'un bütün online uçuş sistemlerini falan her taraftan görülmesi vesaire sağlayan bir tamam mı? Fazla geliştiremem dedi. Biraz daha kalayım dedi. Tamam dedim sen görürsün. Paraya ihtiyacın yoksa devam et. Devam mı? Bu da ilginç bir mesela. Bayan örnek verebilir misin? Bayan. Bayanlar da var. Şimdi Hürriyet Forum mesela. Bu meslek okulu mezunuydu arkadaşlar. Yine bu
Bu da dört yolu. Enteresan bir şeyler bunlar. Sizle paylaşmak isterim. Böyle bir açık. Şimdi ben aşağı yukarı 2000 Böbrük'ten beri Ceyno Meslek Topluluğu'na giderim. Orada böyle konferanslar verir. Bizim eğitimlerim bir kişi geldi. Ceyno. Bakın kaç kişi sayılır şimdi burada var? Dört yolu. Dört yola bir kere gittim. Sürekli öğrenci geliyor. Dört yolu Hatay'da var. Dört yolu Hatay'dan geliyorlar. Cumartesi pazarı. Eğitim alıyor cumartesi. Yatıyor. Pazarda eğitim alıyor. Sonra evine gidiyor. Bu şunu gösteriyor. Dört yolu Hatay o dönem para eğitime ve şeye daha açık bir geliyor. Ceyhan'a hiç gelemez. Hadi Osman Emre Ulak diyor. Ceyhan gelince sanıyor. Acaba para zengin mi? Para mı var orada? Para mı var? Ondan mı dedim? Ama yok. Bir sürü değişik yerlerden gelmesi. Enteresan bir şey. Yani o bölgede ilk enteresan bir şey. Dört yolu. Müge Torun'un dört yolu. Geldi. İşte bunu biz 70'lerinde sistemle ağırlığında ve bir bilgisayar firmasında 6 yıl çalıştı. Tamam da. Gombola falan kendini geliştirdi. Sonra da dört yola gitti. Evlendi. Orada en son bir kadarı süpermarketin bu ürün veriyor. Evet. O programa bakıyor. Şu da ilginç mesela, bu Murat Yıldırım. Bu da iş. Neden? Bak, bunu ne için söylüyorum? Bunlar sadece bilgisayar elektronik çalışmalarına yönelik değil bu teknoloji. Mesela bu çocuk fizik mühendisi, nişanlıydı da, evlenmek üzere ama işi yok. Bak, 2007 bizde eğitim bitirdiği tarih. Nişanlısı var, o da fizikte araştırma görevlisi bir yerde ama çocuğun işi yok, fiziği bitirmiş. Doğrudan Üniversitesi'nde okumuştu. Ben buna dedim ki şimdi, ya fizik bitirdim tamam, Türkiye'de fizikle ilgili şey yok. Yani, o bilimsel araştırmalar yapacak bir yer yok. Fizikçi ne yapacak? Ya dershanede öğretmenlik yapacak. Ya da okulda, tam liseye girdi, bu da çok zor. Sen gel dedim, biz seni bilgisayar mühendisi yapalım. Bilgisayar mühendisi gibi çalış. Çünkü fizikçi daha en az elektrik elektronik mühendisleri gibi falan. Ağır ders alıyorlar, matematik, ondan sonra elektromanyetik, vesaire dersler aldılar. Aklına yattı ve biz bunu yaklaşık bizde bir yıl kaldı arkadaşlar. Sistemler, network'ün konusunda aldı, sınavlarını geçti. Bir yıl kaldı ve en son Adana'da birkaç firmada çalıştık. Tabii Adana daha şey değil, düşünülebilir de böyle yerler. Ve şimdi Ankara'da, 3-4 yıl oldu sanıyorum, Ankara'da bir firmanın bir işlemi. Sürekli de bana mail atar, hocam Ankara'ya gitmişlerdi, beklerdi, ben de çok emeğim var diye. Bunlar bizim şeyler. Son bir örnek verip bitireyim olmazsa, Ayhan Tunç. Bu arkadaşımız bilgisayar mühendisi. İdi, Kıbrıs mühendisi. İnanın geldiğinde bizim kuruma, Kıbrıs'ta burslu okumuş ama tabii pek de bir şey öğrenmemiş. Bizim kuruma geldiğinde inanın, yani ortalama alabilecek program yazamıyor. Desen işte. Bir basit bir program yani. Pascal ya da C-Sharp'ta neyse yazarsan yaz. Bir sınıf ortalaması alan bir program yaz. Bunu bilmiyor. Network'ten zaten veriyor. Daha kaç önceki öğrenciler. 2007'de bitirdiğimizde önceki gelişi 2006 falan. Ama çok azimli bir çocuktu. Eğitimleri bitirdi. Baktım süper çalışkan dedim, sen biraz daha geliştirelim, seni burada hoca yapalım dedim. O da dedi, biz şirkete ortak olursam olur dedi. Ha, şimdi aklım olsa ortakla yapardım tabii şartları konuşarak. Çünkü bu konuda bizim şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yani bir o konuyu bilene bulabiliyorsun. Evet, yani bunu çok iyi yapar adam. Bilir ama bunu bilene bilip bunu anlatmak başka bir şey karşıya vermek. O başka bir yetenek de gerekiyor. Ben baktığım zaman da bir bayan bilgisayar mühendisi almışım işe. Mersin Üniversitesi dereceye gitmiş, 3. üniversitede. Yine Hatay. Anadolu Lisesi'nde dereceye mezun. Kırıl kırıl, yeni mezun. Aldık biz bunu işte eğitimlerden geçirdik. Sonra stajyer olarak
Başka işte arada derslerinde falan filan bir yıl şey oldu. Hazırlık sürecine geçti. Böyle bir sokuyor. Öğrenmiş sen. Hangi derse sokuyorsak sen. Sonra yanlış attığını anladım. Kız içi zeki ama içi dışa dönük değil. Dışa dönük olmazsa öğrenim karşısında falan yapıyor. Öğrenim diyor ki bilmiyor sana. Ve anlatamıyor böyle. Yani dışa dönük olmayınca kendini güzel ifade edemiyor. Kendini güzel ifade edemeyi de düşünceleri aktaramıyor, öğretiyor, öğrenemiyor. Öğrenmiş sen. Çıkarmak olur. Yani ama bu çocuk öyle değil bu çocuk. Şey dışa dönük falan filan, zeki, çalışkan her şeyi var ama. Neyse, hala sevdiğim bir arkadaşlar, hala görüşmüyor. Yine bu o şey gittikten sonra eğitim Adana'da biraz basit firmalarda çalıştık, küçük firmalarda. Arkasından askere gitti, geldi İstanbul'a gitti. İstanbul'da bir network firmasında başladı. Arkadaşlar şimdi pot sistemine diyeyim mi? Ama dediğim gibi 2007'de geldiğinde hiçbir şey değil. Biz verdik, kendisi de vardı gayret. Ve şimdi kod sistemine bilim ediyor. Bilim şimdi bir şey dedi arkadaşlar, bu arkadaşlar mesela birlikte çalışan arkadaşlar. Şöyle bir şey vardı. Platon'dan eğitim alıp Türkiye'ye yayılan, giden birisi diye dağılan arkadaşlar. Bir eleman ihtiyacı olduğu zaman bize haber var. Bize derler ki hocam bir dil güzel, iyi bir öğrenci. Mesela Ayman Bey'i sürekli arar bu arkadaşımız. Hocam ben Anadolu Üniversitelerden mezun istiyorum İstanbul'da. Burada da İTÜ'den, Boğaziçi'nden vesaire gelenler oluyor. Koç sistemi. Sayın bilmiyorum ben. Onlar zaten iş buluyor ama ben işte Elazığ Üniversitesi'nden, Çukurova'dan, işte ne bileyim Osmaniye'de işte Anadolu Üniversitelerinden arkadaşlar iyi çalışkan zeki arkadaşlar varsa onları gönderdiler. Ve tesadüfen geçen sene bunun yanına hemen bir yine Çukurova'dan mezun elektrikten mezun bir arkadaş Ali diye gönderdi. O da şimdi orada çalışıyor. Alcatel'de yine öyle çalışanlar. Yani bu böyle şey de oldu bizde, güzel de bir şey oldu. Bir yerde çalışan birisi eleman ihtiyacı olduğu zaman tekrar bize dönüyor, tekrar yeni bir öğrenciyi de gönderiyor. Bunlar da kariyer öyküler. Bunlar benim için hakikaten güzel şeyler yaşadığımız anlar diyeyim. Evet, yani firmayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yani sonuç olarak arkadaşlar bir anım var arada. Böyle konferanslar oluyor ODTÜ'de. İşte firmalar geliyor kendilerini tanıtıyorlar. İşte Alcatel geliyor, Nitaş geliyor. İşte o zamanki firmalar. Hiç umursamıyorduk. Ya bunlar kim? Niye geliyorlar? Niye diye? Bakmıyorduk yani. Çünkü yani bir açıdan sorumsuzluğumuz ya da geleceği düşünmemek. İkincisi derslerin üzerindeki baskı. Şimdi dolayısıyla okul bittiğinde tamam okulu bitirdik, diplomayı aldık, ne yapacağız? Yani elektrik elektronik mühendisi de olsam alan o kadar geniş. Yazılımdan, iletişimden bir sürü alan var. Hangi ne yapacağız? Burada iki şey var olacak. Bir, başkasının fikriyle kariyerine başlar. Ben her işi yaparım. Nasıl her işi yaparım? Aslında hiçbir iş yapamadığı için öyle diyor aslında. Her işi yaparım. Siz okulu bitirdiğin zaman diyeceksin ki ben yazılım uzmanıyım. Yazılım uzmanıyla iş arıyorum. Veya ağ uzmanıyım demeniz lazım. Ancak öyle iş bulabilirsiniz. Öbür türlü ne olur biliyor musunuz? Gidersin, firmada hangi pozisyon boşsa oraya girersin. Öyle de devam edersin. Kariyer değiştirmek de çok kolay bir şey değil. O nedenle size önerim okul yıllarında alanınızı belirleyin. Hangi alan size hoşunuza gidiyor? Sevdiğiniz alan mı uzmanı? Öyle başarılı olursunuz. Yoksa sevmediğin alanda sırf para, maaş için falan başarılı olamazsınız. Sıkılırsınız. İyi işler de çıkaramazsınız. Şimdiden ama yoklayın. Yani. Bize geliyor mesela çocuk eğitime de geliyor yani. Diyor ki ne yapalım sana? Bilmiyor, karar veriyor. Üniversite bitirdiği halde karar veriyor. Programcılığı bitirdiği halde karar veriyor. Yazılımda uzman olsun, webde de neyse yaşayacak. O nedenle bu ileriki mutluluk ve hayatın için çok önemli. Şimdiden başlayın yani. Neler var, ne olmuyor diye. Evet, buralarda güzel zannediyor.
falan var. Hoş ama onlarla eğildi. Evet, teşekkür ederim. Thank you.